İnsan Hakları Vakfı 2022 yılında vakıf tarihi boyunca aldığı en yüksek işkence ve kötü muamele başvurusunu aldı. Yani buradan da böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Aslında Türkiye'de işkence gören insan sayısı artmaya başlıyor. Bir, dünyada zaten artık çatışmaların, savaşların arttığını görüyoruz. Ukrayna Savaşı, Filistin, İsrail Savaşı ve benzer savaşlar bunların da arttığını gösteriyor. İkincisi, Türkiye'ye geldiğimiz zaman özelde ise Türkiye'de maalesef ki çok fazlasıyla artık sözün söylenemediği, sözün sakınılmak zorunda kaldığı bir dönem. Her şeyin örgüt propagandası iddiasıyla yargılama konusu olabileceği bir döneme dönüşmüş bu durumda. Ya yani en temelinde Türkiye'de insanların söz söyleme hakkı elinden alınmaya başladı. Demokratik devletlerde, hükümetlerde protesto hakkı, karşı durma hakkı gibi haklarımız varken maalesef ki Türkiye'de buna dair sürekli bunlar engelleniyor. Bir diğer tarafı da Türkiye'de maalesef ki son yıllarda gazetecilerin üzerine çok gidilmeye başlandı. Gazetecilerin tutuklanma oranı arttı ve bu da aslında Türkiye'de olan ihlallerin haber yapılma oranını düşürüyor ve buradan Türkiye devleti, hükümeti işkenceyi daha kamusal alanlara yansıtmaya başladı. Tam da dediğiniz gibi cezaevinde, sokakta, toplantı alanında, evde, iş yerinde işkence oranları ciddi olarak arttı. Sözün söylenmesinin istenmediği bir ortam. Ve bu durumda yeni yıla, yeni insan hakları haftasını kutlamaya başlayacağız. Kabul edilişinin üzerinden. Maalesef ki Türkiye'de bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki tipleştirme gibi bir çalışma var. Elbette ki buna biz karşı duruyoruz. Bunun zıttı olarak biz çok sesli, çok renkli bir toplum olduğumuzu ve sorunları söylemeye devam edeceğimizi yüksek sesle bu hafta boyunca kamuoyuna, topluma duyurmaya çalışacağız. Demokratik kitle örgütleri ne yapmaya çalışıyor? Biz kendimizi insan hakları, hak temelli örgütler olarak kabul ediyoruz. Demokratik kitle örgütleri artık bu dönemde maalesef ki çok geçerli bir cümle değil. Çünkü hükümet insan hakları örgütlerini, hak temelli örgütleri karşı tarafta konumlamış gibi duruyor. Yani ona karşı hareket ediyor. Aslında biz insan hakları kurumlarıyız, insan hakları örgütleriyiz ve geçmişin metotlarıyla olmuyor bu artık. Yani söz alanımızı kapatmaya çalışıyor. Çünkü insan hakları kurumları bu ülkede yaşanan, özellikle Kürdistan'da da doğal olarak yaşanan sorunları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Biz o anlamda demokratik kitle örgütleri ne yapıyordan ziyade insan hakları örgütleri öncelikle dün ne yapıyorsa bugün onu da yapmaya çalışıyor. Çünkü bizim için evrensel hukuk önemlidir. Yani Türkiye'nin hukukundan ziyade evrensel hukuk bize neyi salık veriyor? Biz herhangi bir yerde, herhangi bir ihlal olduğu zaman onun karşısında duruyoruz. Dün durduğumuz gibi. Bugün de duracağız. Yarın da durmak için zaten buralardayız. Tam da bu haftanın yapılma nedenleri bunlar. Yani bizler bunu her zaman sesli olarak söylüyoruz. Evet, sizler bu ülkeyi baskılayabilirsiniz. Söz söyleme, söz kurma hakkını elinden almaya çalışabilirsiniz ama biz bunun karşısında olacağız. Özellikle tam da söylediğiniz gibi eksik bırakmıştım. Özellikle kadın ve LGBTİ artı örgütleri üzerinde artık nefes alamayacağı bir ortam yaratmaya çalışıyor. LGBTİ artı bir birey olmanın kendisinin suç olduğunu bize öğretmeye çalışıyor. Ama zaten o LGBT'yi artı. Zaten kadın üzerinden bunu örgütlemeye çalışıyor. Tam da bu yerden diyoruz ki her bir bireyin olmasıyla bu toplum var. Her farklı bir bireyin olmasıyla, her farklı bir bireyin eşit olmasıyla bu toplum eşit olur, demokratik olur. Biz buna karşı her yerde basın açıklamalarımızla, yürüyüşlerimizle, toplantılarımızla bunun karşısında durmaya devam ediyoruz. Temel insan haklarından baktığımız zaman ihlaller arasında bir hiyerarşi kurmamamız gerekiyor ama her ihlal yaşanıyor. Hala biz birinci kuşak hakları sağlama almaya, kotarmaya çalışıyoruz.
işkence görmeme hakkı. İşkence görüyor insanlar. Gösteri yapma hakkı. İzin verilmiyor. Yıllardır çembere alıyorlar. Gayri resmi fiili gözaltına alıyorlar. Ve bunu tahkim etmeye çalışıyorlar. Ya da daha böyle daha basit bir yerden bakalım. Seçme ve seçilme hakkı. Seçme hakkımız var mı? Seçilme hakkımız var mı? Burada çoğu ilin belediye başkanları şu an kayyumlar. Buradan baktığımız zaman seçme ve seçilme hakkı var mıdır? Seçme ve seçilme hakkı oy atmak mıdır? Yoksa seçtiğimiz kişinin o görevi gerekli belirli süreler boyunca devam ettirilmesi midir? Tüm alanlar domine edilip tüm işkence metotları, tüm yani aslında bu toplumun nefes alma borusunu tıkamaya çalışıyorlar. Tam da derdimiz bu. Bu nefes alma borusunu açmak zorundayız. Ve buradan baktığımız zaman yani hiçbir elbette ki yani o hiyerarşiyi koymadan kadınlara yönelik yapılan işkenceler, 62-84 sayılı yasadan çekilme, LGBT artılara yönelik, Kürtlere yönelik, işçilere yönelik, gazetecilere yönelik baktığımız zaman hepsine dair baskılama araçlarını kullanıyorlar. Ve bunu çok net görüyoruz ki devlet, sosyal devlet kısmı azalıyor ama güvenlikçi devlet kısmı tüm var gücüyle devam ediyor. Yani depremde de bunu gördük. Sosyal devlet toplumda yoktu, ortamda yoktu ama hemen akabinde polisiyle, askeriyle güvenlikçi politikalarını devam ettirdi. Güvenlik devleti olmaya devam etti. Kürdistan da bundan bağımsız değil. Kürdistan maalesef ki daha çok bu olayların daha rahat yapılabildiği ama onlar zaten Kürt. Zaten Kürt oldukları için yapılabilir görünüyor ama artık Türkiye'de tüm topluma yönelik söz söyleme hakkı elimizden alınıyor. Oy kullanma hakkımız elimizden alınıyor. Varım deme. Hani tam da bu haftanın sloganıdır ki herkes farklı, herkes eşit diyoruz. Tam da hükümet farklılık kısmına ve doğal olarak eşitlik kısmına karşı.